Enine 3 şeritten oluşan Almanya bayrağı sırasıyla siyah, kırmızı ve sarı renklerden oluşur. Renkler beraberlik, hak ve özgürlüğü temsil eder. Bu renkler Napolyon zamanındaki savaşlarda Alman askerlerinin üniformalarının renklerinden alındığı söylenir. Bayrak son şeklini 1990 yılında almıştır. Evet hanımefendi, Türk el sanatlarını araştırma, inceleme fırsatı buldunuz mu? Ben İngiliz bir arkadaşımla birlikte geçen sene opera binasının karşısındaki El Sanatları Enstitüsü'nü ziyaret ettim. Orada eserler sergileniyor. Çok güzel eserler gördük orada. Keçeden veya nakış işleri veya çok ince oyalar. Bence gerçekten çok güzel el sanatları var. Ve genç bayanlar burada çok güzel eserler ortaya çıkarıyorlar. Excellence, Türk müziği dinler misiniz? Türk müziği sever misiniz? Bu konuda da bize neler söylersiniz? Was Musik angeht, bin ich gerçekten ben müziğin her türünü sevdiğimi söyleyebilirim. Ve Türkiye'de çok çeşitli konserler izleme fırsatımız oldu. Her türden, caz olsun, pop müziği olsun, klasik müzik olsun, her türden çok güzel etkinlikler ve konserler izledik. Hanımefendi, siz müzikle ilgilenir misiniz? Türk müziği hakkında neler söylersiniz? Biz rezidansımızda Türk ve Alman klasik müziklerinin bir araya gelmesini konu alan bir konser düzenlemiştik. Ve bir Türk müzisyen de bize bu konser sırasında klasik Türk müziğinin klasik Batı müziğine etkileri hakkında bilgi vermişti. Çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Excellence, dünya genelinde bilinen Türk-Alman dostluğu vardır. Ve Türkiye'de pek çok göçmen dediğimiz, diyebileceğimiz kişiler Almanya'ya yerleşmişler. Artık üçüncü, dördüncü kuşaklar orada hayatlarını sürdürüyorlar. Siz özellikle Türk-Alman dostluğunun daha da iyi seviyelere ulaşması için neler yapılması gerektiğini düşünürsünüz? Neler söylersiniz bu konuda? Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli insan yaşıyor. Bu insanlar gerçekten iki ülke arasında çok özel, çok yakın bir bağ oluşturuyorlar. Bu insanların büyük bir çoğunluğu Almanya'ya geldikten kısa süre sonra, para biriktirdikten sonra Türkiye'ye tekrar geri dönmeyi düşünüyorlardı. Ve Almanların da büyük bir çoğunluğu onları misafir olarak görüyordu. Fakat yaklaşık 15 yıldır diyebilirim Almanya'da çok büyük bir değişim yaşandı. Artık siyasi alanda, toplumda herkes artık bu insanların Almanya'nın bir parçası olduklarını, Almanya'da kalıcı olduklarını gördü. Bunun bilincine vardı ve bu insanların da toplumda, mesleki hayatta eşit fırsatlara sahip olmaları gerektiğini ve bu fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini biliyor herkes. Ve yabancı kökenli insanlar için Almanya'daki yaşam koşulları artık gittikçe daha iyi hale geliyor. Günümüzde Almanya'da televizyona baktığımızda, telefon rehberine baktığımızda artık Türkiye kökenli insanların, yabancı kökenli insanların her meslekte var olduklarını görebiliyorsunuz. Benim arzum ve zannediyorum ki kısa süre sonra bu da gerçekleşecek. Örneğin siyasetçilerin de isimlerinin Türk olması son derece doğal hale gelecek. Örneğin kısa süre öncesine kadar Aşağı Saktonya eyaletinin başbakanı İskoç kökenli birisiydi ve ismi de İskoç ismiydi. Aynı şekilde Türk isimlerinin de o kadar doğal hale gelmesini ümit ediyorum. Benim de ailemden pek çok kişi Almanya'ya yerleşmiş durumda ve iki tane de Alman damadımız var. Onların evliliklerinden doğan üç tane de yeğenimiz var. Artık bu şekilde de ailelerde aynı zamanda Almanlara gelin verdiğimiz kızlarımız da var.
artık yerleşmelerinin dışında bayağı bir akrabalıklar da oluşmuş durumda. Ve bu evliliklerden doğan çok güzel, çok başarılı çocuklar da var. Aynı zamanda Türkler Almanya'da mülk ediniyorlar. Orada evlerini, oturdukları evleri satın alıyorlar. Bunun yanı sıra son yıllarda baktığımızda Almanlar da Türkiye'de özellikle deniz kenarında mülk alıyorlar ve Türkiye'ye yerleşme gayreti içerisindeler. Bu da Türk ve Alman dostluğunu sizin de ifade ettiğiniz gibi daha da pekiştiren özellikler oluyor. Ekselans, bundan sonra Türk ve Alman ilişkileri açısından gerek kültürel, gerek ekonomik, eğitim ve siyasi alanda biraz genel oldu ama neler yapılması gerekir? Hangi programlar uygulanırsa bu dostluklar daha da ileri duruma, ileri seviyelere ulaşır. Siyasi ve ekonomik alandaki ilişkilerimiz zaten çok ileri bir seviyede. Belki kültürel alanda daha yapılacak şeyler var. Bu konuda önümüzdeki yıllarda yapılmak istenenleri kısaca özetlemek istiyorum. Birincisi, gençlik değişim programlarının geliştirileceği bir gençlik köprüsü oluşturmaya çalışıyor. Şu anda bu konu üzerinde çalışıyorlar. Ayrıca önümüzdeki sonbahar aylarında Türk-Alman üniversitelerinin faaliyetlerine eğitime başlaması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmekte. Bunun ötesinde Alman şansölyesi Bayan Merkel, Türkiye ziyareti sırasında bir Türk-Alman bilim yılının kutlanmasını ve bu kapsamda etkinliklerin gerçekleştirilmesini önerdi. Bugün Almanya'da pek çok bilim, sanat, politika, ticaret, kültür alanında başarılı Türk insanı vardır. Profesör Doktor Yaşar Bilgin, Profesör Doktor Tayfun Aybek, Profesör Doktor Ahmet Toprak, Kemal Şahin, Sevim Dağdelen, İdil Baydar, Aynur Boldaz, Vural Öger, Fatih Akın, futbolcu Mesut Özil, tekvandocu Servet Tazegül, Nuri Şahin. Bunlardan sadece birkaçı olup her geçen gün yenileri eklenmektedir. Almanya'da spora, özellikle de futbola çok önem verilmektedir. Sporla uğraşmak isteyenler için her türlü imkan sağlanmıştır. Panzerler lakaplı Almanya milli futbol takımı 1954'te İsviçre'de, 1974'te Almanya'da ve 1990'da İtalya'da dünya şampiyonu, 1972, 1980 ve 1996'da da Avrupa şampiyonu olmuştur. Pek çok kere de yarı finale kadar ulaşmıştır. Almanya'da 1916, 1936 ve 1972'de Olimpiyat oyunları yapılmıştır. Ekselans, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşen bir Alman mucizesi var. Ben sizin dilinizden, sizin sözlerinizden bu Alman mucizesini bize aktarmanızı istiyorum. Nedir bu Alman mucizesi? Almanlar neler yapmıştır da ekonomilerini adeta sıfırdan dünyanın en önemli ekonomilerinden birisi haline getirmiştir? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk 4 yıl Almanya için son derece zor geçti. Büyük yoksulluklar ve ekonomik yıkım ve aynı zamanda çok sayıda insan savaş esiri olarak halen evlerine dönmemişti. Ve savaşın izleri halen çok yoğundu. 1949 yılında Almanya Federal Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla demokratik bir sistem oturtuldu ve bu sistemde bilinçli olarak Nazi dönemi reddedilerek bir piyasa ekonomisine dönüş gerçekleşti. Artık insanlar geleceğe bakmaya başladılar ve kalkınma arzusu insanların içinde yoğun bir şekilde ortaya çıktı. Ve bu dönemde insanlar çok yoğun çalıştılar. Çok yoğun çabalarla 50 ve 60'lı yıllarda bu ekonomik gelişmeyi, kalkınmayı bu çalışkanlıklarıyla, bu çabayla, bu çalışma arzusuyla gerçekleştirebildiler. Diğer bir etmen de Almanya'nın Avrupa ile uyumlu hale gelmesi. Yani Avrupa Birliği'nin başlangıç aşamalarında yaşanan bu entegrasyon süreci Almanya'ya güç kattı.
Böylece bir başarı öyküsü gerçekleşti. Bütün Avrupa'nın bir başarısına Almanya da katıldı. Ve aynı şekilde savaş sonrasında Almanya komşularıyla bir barışma sürecine girdi. Bu barışma süreci de elbette önemli bir katkı sağladı kalkınma için. Hanımefendi, bir eğitimci gözüyle bir hanımefendi olarak sizce Türk ve Alman ilişkileri nasıl daha iyi durum seviyelere getirilebilir? Elbette ben eğitimciyim fakat aynı zamanda bir sanat tarihçisiyim. Bu nedenle kültür ve sanat üzerinde bir alışverişin, bir iletişimin, bir temasın olmasını önemsiyorum. Özellikle genç insanların bu şekilde bir araya gelebileceğine inanıyorum. Bizim Tarabya'da bir kültür akademimiz var. Burada Türk ve Alman sanatçılar bir araya gelerek iki ülke arasında bu değişimi yaşıyorlar. Bir örnek olarak da rezidansımızda burada gördüğünüz, duvarda gördüğünüz tablolar, Türk sanat öğrencilerinin eserleri, 8 sanatçının eserleri burada şu anda sergileniyor. Alman ziyaretçilerimiz bu tablolarla ilgili bize sorular soruyorlar, yorumlarını yapıyorlar ve böylece sanat üzerinden bir iletişim sağlamış oluyoruz. Almanya'da eğitime ve öğretime büyük önem verilmektedir. 6 yaşından 18 yaşına kadar eğitim mecburi ve parasızdır. Goethe, Schiller, Mann gibi edebiyat adamları, Jean Sebastian Bach, Beethoven, Brahms, Wagner, Schumann gibi besteciler yetiştirilmiştir. Einstein, Kant, Martin Luther, Marx, Nietzsche gibi bilim ve düşünce adamları meşhurdur. Almanya, dolar kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre dünyanın 3. büyük ekonomisine sahiptir. Bu durum ülkeyi Avrupa'nın en büyük ekonomisi yapmaktadır. İhracatta birinci durumdadır. Avrupa Birliği'nin temeli 1951'de İkinci Dünya Savaşı sonrasında Fransa ve o zamanki Batı Almanya tarafından Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak atıldı. Daha sonraları Avrupa Topluluğu adını alan kuruluş bugün 28 üyeli Avrupa Birliği şekline dönüşmüştür. Ren Havzası'nda kömür yatakları bulunur. Otomotiv, dayanıklı tüketim malları, telekomünikasyon, kimya sanayi, ilaç sanayi çok gelişmiştir. Modern usullerce yapılan tarım, özellikle büyükbaş hayvancılıkta, balıkçılıkta dünya çapında yer almaktadır. Ülkede ticaretten sonraki en büyük sektör turizmdir. Uluslararası her 3 fuardan ikisi ülkeye sadece bu alanda yaklaşık 15 milyon yabancı çekmektedir. Bunlar Hanover, Frankfurt, Köln ve Düsseldorf fuarlarıdır. Hanımefendi, size çok teşekkür ediyoruz. Program teklifimizi kabul ettiniz, bizi misafir ettiniz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben de çok teşekkür etmek istiyorum bizimle bu söyleşiyi, bu görüşmeyi yaptığınız için. Ben bunun ötesinde Türk hanımlarla bir araya geldiğim kişilerle gerçekleştirebildiğim işbirliğinden çok mutlu olduğumu ve çok memnun olduğumu da ifade etmek istiyorum. Ve umuyorum ki gelecekte de bu iletişimi daha da derinleştirip daha yoğun bir hale getirebiliriz Türkiye'deki bayanlarla. Ekselans, yoğun gündeminizde, yoğun iş gününüzde bize zaman ayırdınız. Size de çok teşekkür ediyoruz. Siz de son olarak neler söylemek istersiniz? Ben de çok teşekkür ediyorum.
programınızda bize bu kadar uzun bir zaman ayırdığınız için. Tabii ki buna rağmen bu programda ele alamadığımız, değinemediğimiz çok konu var. Bu nedenle ben herkesi, bütün izleyicilerinizi Büyükelçiliğimizin web sayfasına girmelerini rica ediyorum. Aynı şekilde Goethe Enstitüsü olsun, Alman Arkeoloji Enstitüsü olsun, Alman Şarkiyat Enstitüsü bütün bu kurumlarımızla temas halinde olun. Biraz önce değindiğim Gençlik Köprüsü'nün de çok önemli olduğunu düşünüyorum iki ülke arasındaki ilişkiler için. İlişkilerimizin gelecekte çok daha iyi ve gelişmiş olacağına inancım tam. Teşekkürler. Değerli dostlar, Ülkelerden Esintiler programında Almanya'dan esintiler getirdik sizlere. Ekselansları Eberhard Puhl ve hanımefendi Irmtrud Puhl'la birlikteydik. Kendilerini daha yakından tanıdık ve Türkiye hakkındaki görüşlerini öğrendik. Almanya'dan esintiler getirdik sizlere. Bakalım bundan sonraki ülkelerden esintilerde hangi ülkede olacağız ve hangi ülkeden esintiler getireceğiz? Değerli dostlar, ülkelerden esintilerde bugün Almanya'dan esintiler getirdik sizlere. Almanya Ankara Büyükelçiliği'ndeyiz. Ve arkamızdaki bina Almanya Ankara Büyükelçiliği. Değerli dostlar, Almanya Ankara Büyükelçisi Ekselans Eberhard Puhl ve hanımefendi Irmtrud Puhl'la birlikteydik. Söyleşide bulunduk, kendilerini daha yakından tanıdık, Türkiye hakkındaki görüşlerini öğrendik, Almanya'dan esintiler getirdik sizlere. Bremen'den, Baltık Denizi kıyılarından, Kuzey Denizi kıyılarından, Tuna boylarından, Elbe ve Ren Nehri kıyılarından, Köln'den, Hamburg'dan, Münih'ten, Bremen'den, Dresden'den esintiler getirdik sizlere. Bakalım bundan sonraki durağımız hangi ülke olacak ve hangi ülkeden esintiler getireceğiz sizlere?